Arkadaşlar bu videomuzda kamu faturası ve tevkifatlı faturanın nasıl kesildiğini göreceğiz. Sol menüden taslaktan fatura oluşturum butonuna basıyoruz. Faturanın senaryosunu kamu olarak seçiyorum. Bir kamu kurumuna kestiğimi varsayalım. Ama eğer siz bir kamu kurumuna kesmeden de bir tevkifatlı fatura kesmek istiyorsanız o zaman bu kısma karışmayacaksınız. Sadece fatura tipini tevkifat yapacaksınız. Ben ikisini beraber bu videoda göstereceğim için senaryo kamu, satışı da tevkifat olarak seçiyorum. Alıcının vergi numarasını giriyorum. Daha sonra fatura ürünlerimi eklemek istiyorum. Miktarına 1 yazdım. Fiyatı 1000 lira olsun. KDV'si 8-18 fark etmez. Sonra şu çubuktan biraz sağa çekiyorum. KDV tevkifatının olduğu sütunu gördükten sonra tevkifat kodunu yazmalıyız mutlaka. Bunu mali müşavirden öğrenebilirsiniz. Ya da fatura kestiğiniz alıcıdan da öğrenebilirsiniz. Bunlar genelde bilirler. Buradan iki kod yazmanız gerekiyor listenin açılması için. Sonra listeden gerekli seçimi yapıyoruz. 625 olabilir. Ya da işte metal 621 olabilir. Bunu seçtikten sonra oranı görüyoruz. Eğer birden fazla oran varsa şu oran kısmından seçebiliriz. Bunu yaptıktan sonra gerekli orana göre KDV tevkifatının da burada hesaplandığını göreceksiniz. Sonrasında onayla. Bu hatayı aldıysanız kamu faturalarında bir eksik alan var demektir. O da şöyle ki, bunlar zorunlu alan. Harcama birimi vergi numarasını yazacağız. Bu duruma göre değişir. Bazen kurumun vergi numarasıyla aynı olur. Bazen kurumun bize vermiş olduğu harcama birimi vergi numarası olur. Bu kurumdan öğreniyoruz. Daha sonra ödeme şeklini, buradaki İngilizce yazılar sizde Türkçe olur. Banka ödeme emri vardır burada. Sonra ödeme kanalına banka havalesi. Ödeme hesap mı kısmına da işte TR ile başlayacak. Boşluksuz bir şekilde IBAN numaramızı yazacağız. Yazdıktan sonra tekrar onayla butonuna basıyoruz. Faturanın ön izlemesini gördükten sonra gerekli kontrollerimi yapıyorum. Bu da buradaki tasarım da işte test portalı olduğu için yüklenmiş. Onaylı ve giden listesine git diyorsun. Daha sonra bizi gönderilecek ve giden faturalar kısmına atıyor. Benim oluşturduğum fatura burada. Kamu ve tevkifat faturası türü olarak görünüyor fatura türü. İşaretleyip gönder butonuna basıyorum. Evet dedikten sonra fatura gönderim işlemi başlamıştır.